Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Profesör Ümit Doğayarınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, rektör yardımcıları, akademisyenler, Manisa Futbol Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve altyapı futbolcuları katıldı. Manisa Futbol Kulübü olarak yola çıktığımızda Türk futboluna örnek sporcular kazandırmayı kendimize şiar edinmiş bir kulüp olmayı hedefledik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi kendimize ilke edindik. Bu çerçevede Manisa Futbol Kulübü olarak en büyük yatırımı altyapımıza yaptık. Kulübümüz bünyesinde yüzlerce sporcu şu anda eğitim almakta. Sporcularımızın hem okul hem de futbol hayatlarını bir arada uyum içerisinde yürütmelerine azami derecede önem gösteriyoruz. En temel hedefimiz sizin takım halinden birbirinize olan saygınızı, dürüstlüğünüzü, dürüst oyun ve sağlıklı rekabet, dürüst rekabet anlayışınızı da tesis etmek üzere eğitimler vereceğiz. Bu süreçte aklınıza gelen, belki yanlış bulduğunuz, belki bu soruyu sorsam çok saçma kalır diye düşündüğünüz soruları sorun. Biz soran, sorgulayan bir gençlik hedefliyoruz. Sorgulamadan, sormadan bir hedefe gitmemiz mümkün değil. Ve bu sıralarda bir hedef edinmeniz, bir gaye, bir amaç edinmeniz, bir hayalinizin olması sizin açınızdan çok büyük yarar sağlayacak. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için sağlıklı bir şekilde, ahlaklı ve erdemli bir şekilde gerçekleştirmeniz için biz sizin yanınızda olacağız. Ümit ediyorum bu salondaki öğrencilerimizden birçoğu üniversitemizde öğrenci olarak sizleri misafir ederiz. Eğitim, öğretim vermemizi, bize bu imkanı verirsiniz. Spor Bilimleri Fakültemiz Türkiye'nin en eski fakültelerinden birisi. Dünya çapındaki hocaların yetiştiği, çok yakından tanıdığınız ünlü kulüplerin hocalarının buradan yetiştiği, antrenörlerin buradan yetiştiği bir fakültemiz var. Şuna da inanıyorum ben, sadece sporcuların işi değil. İlahiyat sadece ilahiyatçıların işi değil. Maliye sadece maliyecilerin işi değil. Sizin en büyük ortak paydanız, yarın spor insanı olduğunuz zaman bir mühendisin, bir tıp doktorunun, bir iş adamının, toplumda kimler varsa sağlıklı yaşamı noktasında, önlemsel sağlık tedbirleri kapsamında sağlıklı bir birey olması için de çaba sarf edeceksiniz. Bunun da toplum sağlığına katkısının çok fazla olduğunu biliyoruz. Tanıtım toplantısının ardından üniversite ve kulüp yöneticileri birbirlerine hediye takdiminde bulundu. Daha sonra protokolün ilk seminerine geçildi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Kandemir, çocuk istismarı ve koruması konusunda katılımcılara bilgiler verdi.